Sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Eğer hala abone değilseniz kanalın içeriklerinden, çeşitli sürprizlerden yararlanmak adına bir an önce abone olabilirsiniz. Sonra bu videoda sizleri mutlu edeceğime ben garanti veriyorum arkadaşlar. Bana güveniyorsanız direkt beğeni atın. Güvenmiyorsanız da biraz bekleyin ondan sonra atın. Yok bu videoda beğenemeyeceğim şeyler var. Ben bu videoyu beğenmedim diyorsanız gidin kendinizi köprüden aşağı atın. Ya da kendinizi bayrak diye köprüye atın. Rambo Okan sizi atar. İşin şakası bir taraf arkadaşlar. En bomba haberle başlayacağım. Fenerbahçe'den sürpriz hamle. William Fenerbahçe kariyeri çok büyük başarılara dolu olan 33 yaşındaki William için harekete geçti. Jorge Jesus'un da Brezilyalı futbolcunun transferini çok istediği belirlendi. Şimdi aynı William değil mi? Eski Arsenal'in Oyuncusu sonra boşa çıkmıştı. Nomi'siz. Bize gelmemişti çünkü biz çok kötü mali şartlar altındaydı. Financial fair play vardı. Ee, şimdi Jesus'tan anlaştık. Transfer çalışmalarına hız verdik. Kariyerini Corinthians'ta sürdüren William'la ilgilendiği belirtiliyor Fenerbahçe'nin diyor. Brezilya basınında yer alan haberi üç 33 yaşındaki futbolcu. Teknik direktör Vitor Pereira ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılma kararı almış. Güzel. Zekice. Bence zekice yani bu haberi yapan arkadaşlar. Willian 31 Aralık 2023'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen kısa süre içerisinde Corinthians'a veda edebileceği belirtiliyor. Jorge Jesus da çok istiyor demiş. Kariyeri çok önemli başarılarla dolu. 2013 yılında 35 milyon eurocuk karşılığında Shakhtar'dan Anzi'ye transfer olmuştu. 8 ay sonra aynı ücret karşılığında bu kez İngiliz devi Chelsea'ye transfer oldu. Brezilyalı futbolcu ve 2020'de ise bedelsiz olarak Arsenal'in yolunu tuttu. Sözleşmesinin sona ermesinin ardından geçtiğimiz yıl Corinthians'a transfer olan William ülkesinde aradığını bulamadı. Her iki kanatta ve 10 numara pozisyonda oynayan Yıldız futbolcunun piyasa değeri 5,5 milyon euro. Şimdi bu tip haberlerde dikkat edin arkadaşlar. Eğer oyuncu iyi durumdaysa 5,5 milyon euroyu söylemez form grafiğinden. Ama oyuncunun gol ve asist yükü yeterli değilse piyasa değeriyle övünür. Nitekim 26 maça çıkmış 1 gol 3 asist 1588 dakika. Yanlış anlamayın benim bir tabirim var. Hani sıkmışlar. Suyunu çıkarmışlar. Bir daha sıkmışlar. Damlalarını çıkarmışlar. Sonra posasını alın diyorlar. Kimin elinde kalırsa. Gözünüzü seveyim etmeyin eylemeyin. Bak ben konuşursam yev yevinden oyna. O kadar söylenmesi. Ben ben o kadar söyleyeyim Herkes ayağınız denk kalsın. Bu transfer düşüncesi Fenerbahçe yönetiminde ya da Fenerbahçe teknik heyetinde yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ha var diyen duyumcu arkadaşlar varsa onları piste alalım. Peveleri pistten alalım. Emre Mor için Fenerbahçe cevap. Fenerbahçe'nin transfer gündemini şu anda işgal eden isimlerden bir tanesi Emre Mor. Evet gerçekten de işgal eden isimlerden bir tanesi. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan bazı açıklamalar gelmiş. Hani ee, Aslına bakarsanız Fenerbahçe sorusu üzerinden genel cevaplar verilmiş. Ekotürk TV'de katıldığı canlı yayında Emre Mor için yurt dışından iki tane resmi teklif aldım. Yeterli değildi ve reddettim. Ali Koç ile de görüşmemizde konu Emre Mor değildi. Evet. Artan ekonomik buhran, işte döviz kurunun yükselişi, e, ne bileyim sokakta yarı çıplak gezenler, tam çıplak gezenler, e, adamım diye gezenler, onları falan konuşmuşlar muhtemelen. Benim en büyük arzım Emre Mor'u bir sene daha tutup çok yüksek bir bedelle Avrupa'ya satmak demiş. Yani Stefan Kuntz doğru yolda değil. Emre Molu olayına ilgili milli maçlar bittikten sonra başka açıklamalarım da olacak. Burası Patagonya, Patagonya değil. Emre Mor beklediğimiz seviyeye gelirse dünya çapında bir oyuncu olacak. Lüksemburg ile oynayacağız ya. Al. Bir gör. Bak bakalım. Test et. Sok. Teste sok. Kuntz iki kere bizim maçımızı seyretse zaten Emre Mor'u alırdı. Ama Kuntz bu destek küme düşme maçında yorumculuk yapıyor. Mustafa Hoca'nın söyleyemedikleri. Tabi teknik direktörümüz Kuntsa bunu işler ama Hamit Altın Topsa bu kez rezalet ötesi rezalet. Peki hocam Emre Mor ne yaptı? Kara yaktı. Şimdi bakın Dortmund da öncelikle Nürnland da başlıyor Danimarka ekibinde. Sonra Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray forması giyiyor. Sonra şimdi kara gümrük. 24 yaşında ya arkadaşlar bakın 24 yaşında aslına bakarsanız Hani Celta Vigo o kadar küçük bir takım değil. Borussia Dortmund zaten malum. Yani Danimarka ekibini küçümseyebilirsiniz ama hani Galatasaray'dan belki daha bütçeli takımlar bunlar. Ya yapmayın etmeyin. Hani 2020 2022 sezonunda 29 maç 1879 dakika. Benim tabirimle 21 maç. 6 gol 4 asist. Şimdi hem sağ hem sol kanatta oynayabiliyor. Forvet de oynayabiliyor. Ha? Bilginiz olsun. Ve transfer market verilerine göre sol ayaklı futbolcunun bedeli 1.7 milyon euro. Hani İspanyol basında istediği kadar yükselsin e, burada, bir ge, burada bir geleceği yok demiş. Bu arada transfer market bazı transfer şeylerini güncelledi. E, evet 1.7 aynen önceki değeri 1 milyon euroymuş 1.7'ye çıkmış piyasa değeri. Yani Zamanda 5 milyon euroları gördü. Ben şunu söyleyeyim. Kara gümrükten o beklenen sıçramayı yapacağını zannetmiyorum. Emre Mor'un o beklenen atılımı yapacağını zannetmiyorum. Dediğim gibi yani bence sıçramayı Fenerbahçe'de yapar. Ha şunu yapabilir. Yani Fenerbahçe'ye düşük bir bedelle verip sonraki satıştan şu kadar para bizim diyebilir. Bakalım ne olacak, nasıl edecek ama e, biz istekliyiz. Bilginiz olsun. Yani ben bu duyum uzun zaman sonra ilk defa da Açık açık evet diyorum lan. Normalde ben hep yalan diyordum. Gerçekten de istekliyiz almak için. Ee, ben şunu söyleyeyim size. Kafamda çok deli bir proje var. Ben Ferdi Kadıoğlu'nu sol bekten almayı düşünüyorum. Sol bekte yapamıyor. Bana kalırsa. Bakın Süper Lig'deki forvetler falan tırt etmeyin, eylemeyin. Gözünüzü seveyim. Bak Ferdi sol ön ya da sağ ön daha etkili oynamaya başladı gibi geliyor. Tamam sol bekte de yeterli ama kötünün kötülüğünüzü... izi. Bana kalsa biz sol beke bir tane babalar gibi adam alalım. Çağatay kuru kalıp da yedek sol bek olsun. Hani hiç olmadı Ferdi de tehlike anında camı kır oynatırız. Sağ açığımız Ferdi Kadıoğlu olsa, yedeyi Emre Mor olsa. Yani <laughs> dönüşümlü oynasalar ya da Emre Mor mesela 60 70. dakika oyuncusu halinde kullansak bence dehşetül vahşet bir şey elde eder. Gareti Bale'den ayrılık açıklaması. Ben de biliyorum Gerit Bey'in diye okunduğunu ama Gareti Bale onun adı. İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Gareth Bale takımdan ayrıldığını duyurdu. <laughs> Çok tuhaf oluyor değil mi? Neyse evet, düzgün okuyayım. Real Madrid'de forma giyen Gerrit Bale takımdan ayrıldığını açıkladı. Şampiyonlar Ligi'ni Liverpool'u yenerek kazanan Real Madrid'de gözden düşen Bale İstanbul devine, şey İspanyol devine veda etti. Allah Allah. Im. Asla unutmayacağım diyor. Bu mesajı geçmiştik şimdi falan filan Inter Milan. Hala Madrid diyor. Arkadaşlar bu hala Madrid ne? Yok amca Madrid. Ya niye hala Madrid diyorsunuz? Hani bizde ebenin diye küfür ediyorlar ya, Acaba ebe gibi bir küfür mü? Hani hala Madrid lan senin var ya. Halal olsun dayı olanaki değil. Başkan Fiorentina Perez'e, Jose Angel Sanchez'e. He biliyor musunuz? Şeyde profesör onu hep mat ediyordu Sanchez'e. Değil mi? Sonra şey yaptı Sanchez saf işte değiştirdi falan. Angel. Değil mi? Sonra bir tane arkadaşı vardı kaza yapmış. <laughs> Neyse. paraları konuşmayalım, işi konuşalım. Yönetim kuruluna bana bu kulüpte oynan fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Birlikte bu kulübün hala, bu kulübün ve futbolun tarihini sonsuza kadar yaşayacak anlar oluşturmayı başardık. Bu bir onur oldu. Teşekkürler. Hala Madrid demiş. Enişte Madrid diyoruz biz de. Bu arada talibi çok 32 yaşındaki Beylin. Hocam biz de var mıyız? Varız ancak yokuz. Nasıl varız yokuz? Şimdi Gerit Bey ile bizim teklif ettiğimiz e, bizim teklif ettiğimiz Maldonado onun bizden istediği Stefan Appiah Prime dönemi. Bizim ona teklif ettiğimiz Slimani'nin Fenerbahçe dönemi onun bizden istediği Luis Suarez'in Liverpool dönemi. Bilmem anlatabildim mi? Orada 258 maça çıkmış. Real Madrid'de 106 gol, 67 asist. 19 kupa. 101 milyon euroya gelmişti. İlkinci. Şimdi biz Fenerbahçe'ye dönelim. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de Jesus dönemi başladı. Şimdiden o isimlere dikkat. Hangi isimlere? O isimlere. Hocam hangi isimler? O isimler. Teknik direktör işi bir sonuca bağlandı. Ve Jesus dünya futbolunun önemli isimleri kazandırırken Ayrıca kulübüne de maddi kazanç sağladı. Peki Fenerbahçe'de kimler buna uygun isimler? Yani oynatırken da oynatıp satıp maddi kazanç elde edebileceğim. Şimdi Fenerbahçe Vitor ile başladı. İsmail Kartal'a devam etti. Bu arada dikkat ettiniz mi bilmiyorum. İsmail Kartal'la ilgili yani ben bu videoyu çektiğim saatlerde de henüz bir açıklama yoktu. Arkadaşlar da soruyordu hocam kulüp acaba devam edecek mi diye. Vallahi Jesus'un ekibinde yer vardır. Başka pozisyonlarda yer vardır. Kendi bilir. Yani şimdi Portekiz'den geldi ya. Ben açıkçası şunu söyleyeyim. Bak bugüne kadar kimleri parlatmış? Axel Witsel, David Luiz, Di Maria, Ramirez, Bernardo Silva, Garay, Ezequiel Garay, Javi Garcia, Rodrigo, Salvio, Gaitan, Oblak, Matic. Hani Benfica hem Avrupa için ona bunları kazandığımda Benfica iyi paralar elde etti. Ben size başka bir liste sunayım. İlk 10. Top 10 listesi sunayım size. Önce Rodrigo top 10'a girer ama bendeki listede ilk 10'u almamışlar. 1. Di Maria. 2. Bruno Fernandes. 3. Oblak. 4. Bernardo Silva. 5. Ruben Diaz. 6. Nemanja Matic. 7. Darwin Nunes. 8. Taliska. 9. Nuno Mendes. 10. Gabriel Barbosa. Ben bir şey söyleyeyim mi? Di Maria'yı. Taliska'yı, Gabriel Barbosa'yı çeksin Fenerbahçe'ye. Sonra Fenerbahçe kulübünün önüne Şampiyonlar Ligi e, şeyini çeksin, otobüsünü çeksin. Harbi söylüyorum şu üçünü getirse of. Yani of. Değil mi? Peki Fenerbahçe'de kim yapabilir? Misal Arda Güler. Arkadaşlar bakın. Küçümsemeyin. 2005 doğumlu oyuncular arasında 6 milyon euroluk piyasa değeriyle Dünyanın en değerli birinci oyuncusu. 2005 doğumlular içerisinde yalnız. Onu da belirteyim. Şimdi bakın ütopik gelmesin. Dalga geçmeyin. Ya da bunu bir kriter gördüğümü düşünmeyin ama daha 18'ine basmadan transfer market değeri 6 milyon euroyu görmüş bir topçudan bahsediyoruz. Bu dünyada bence eşi benzeri yok bu durumun. Ve bu form grafiği bozulmadan <laughs> hani sürekli bu şekilde oynamayı sürdürürse inanılmaz rakamları konuşuruz. İnanılmaz. Değil mi? Haksız haksızsın deyin. İşte Fenerbahçe'nin geleceği için de inşallah Arda Güler'den yüksek ve full artı full verim alır. Bize var ya cesur bir teknik adam lazım. Ulan Arda Güler ben sistem Arda Güler üstüne kuruyorum. Sizden arkadaş 16 yaşındaysa 16 yaşında. Diyecek bir baba yiğit lazım. Hocam Arda çok mu yetenekli? Gerçekten yetenekli. Yani Allah nazardan sakındırsın. Gerçekten yetenekli. Devam edelim. Video çok uzadı. Crespo hem vatandaşı hem Portekiz yani hem vatandaşı Portekiz'de hem orta sahada bitmek bilmeyen enerjisi var. Modern futbolda aranan orta saha çift yönlü. Hani gol asist katkısı. Takdire şayan. kim Minji? Anlatmama gerek var mı? Yani şu anda Fenerbahçe'nin başına hangi teknik direktörü getirirsen getir. Kim Minji'yi anlatmama gerek var mı? Ferdi Kadıoğlu. Bakın. Ee, Jesus'un oyuncuları ne kadar etkin kullandığını biliyorsunuz. Her pozisyonda başarılı performanslar ortaya koyan Ferdi Kadıoğlu da çok iyi bir joker olarak kalacaktır. Bir de yaşı daha 22. Bright Osai Samuel. Bakın Ferdi gibi o da kendini geliştirecek isimlerden birisi. Ve hatta geliştirmiş isimlerden biri. Hızı, gücü, güçlü fiziği. Jorge Jesus'un bence Edris altında bayağı iyi işler çıkaracaktır. Bir de son vuruş becerisini geliştirirse işte o zaman ciddi manada çift taneli fiyatlar. Böyle gözümüzün önünden film şeridi gibi geçer. İrfan Can Kahveci yeteneği tartışılmaz. Evet ama <laughs> yani hücum futbolunda ee, sahaya bazı maçlarda çok iyi bazı maçlarda <laughs> tırt bir performans koyuyor. Yani standart yakalayamayan isimlerden birisi. Belli mi olur? Belki Jesus Tedris altında standart yakalar. Mert Hakan Yandaş her ne kadar da Türk futbolunda hani bazı şeylerin değeri bilmese de Mert Hakan Yandaş değerli bir oyuncu. <laughs> hani Cesus'un raporlarına göre kalmasını da istediği isimlerden birisi. Yani Türk kuralında biliyor. Ve mücadeleci tavrı, topu ileri taşıması, hani takım içindeki e, saha komiserliği görevini verebilecek olması sevindirici. Son kişi de Atilla Salah ediyor ama burada yanılıyorlar. Bu sezon takımda kalıp kalmayacağı henüz netleşmeyen Macar savunmacının sol ayaklı olup uzun pasları neticelendirebilmesi şüphesiz Jesus'un dikkatini çekecektir. Kimminci ile de iyi anlamlı de performansının Jorge Jesus'ta yükselmesi muhtemel. Ben bunu sanmıyorum. Ben Atilla Salahin'in Fenerbahçe'de kalacağını zannetmiyorum. Benim bildiğim Jesus Atilla Salayı çok fazla istemez. Sebebini de söyleyeyim. Sebebi şu arkadaşlar. Jesus savaşçı şeyler ister. Savaşçı stoperler ister. Savaşçı ve hızlı. Hani bir de şey faktörü var ya. Kim Minji'nin performansı tartışılır mı? Tartışılmaz. İkisinden biri illaki satılacak deseler sizin tercihiniz de Salahi olur değil mi? Benimki de aynı olur. Onu da söyleyeyim. Ben Atilla Salahi'nin gerçekten Fenerbahçe'de bir kader e, yaşayacağını zannetmiyorum. Yani ben Atilla Salahi'nin Fenerbahçe kaderinin ne bileyim sonuçlanmaya geldiğini düşünüyorum. Bir de iyi para ediyor. Bak piyasada 12'lere falan düşmüş. Hani son dönemde biraz sıkıntı. Yani ee, ben Salahi'nin geleceğini görmüyorum açık, arkadaşlar. Açık söyleyeyim. Bana da kızmıyorsunuz değil mi? İnşallah kızmıyorsunuz. Yayıncı kuruluşun kulüpleri ödeyeceği ücret diyor. Burada e, Türkiye Küçük Kulüpler Türkiye Futbol Federasyonu TFF yayın ihalesi için Beyin Spor'sa 2 yıllık anlaşma sağladı diyor. Bakın dikkat edin. Aslında büyük bir usulsüzlük yani var diye hitap ediyorlar. Çünkü niye? Ya saran grup aldıydı, görüşüldüydü, tamam denildiydi, e, şartnameci verdiydi, ettiydi. Belki de o da işin içinde yani Beyin Sports'ta şey yaptılar ama e, yani kulüpler uzun süredir görüşme halinde ve mevcut yayıncı kurulursa 2 yıllık anlaşma sağlandı diyor. Kulüpler 1 yıllık istese de yayıncı iki 2 yıla diretti. Peki ne kadar ödeyecek? Bu yıl 2 milyar 50 milyon TL ödeme yapacak. Önümüzdeki yıl ise enflasyon artışı kadar ücrette artış olacak. Öngörülen artış ise %50 olarak konuşuldu diyor. Az Sportoto'dan 500 milyon TL Süper Lig'in isim sponsoru olan Sport Toto ile önümüzdeki yıl için anlaşma sağlandı. Sport Toto isim sponsoru için 500 milyon lira ödeme yapacak. İhale komisyonu dağıldı diyor. Şimdi transfer planı yapabilmek için de yayın gelirlerinin belli olması lazım, değil mi az? Bu çok yani kulüplerin en büyük gelir kalemi birçok kulübün bu. Ee, yani tabiri caizse de TFF eline yüzüne bulaştırdı yayıncı kuruluş ihalesini. İhale komisyonu dağıldı gitti. Yayın gelirleri ne olacağı bilmeyen kulüpler hani hesap kitap yapmadan transfere gitti. Şimdi TFF ana statüde görev yayın ihalesinin yeni sezon başlamasından 6 ay önce sonuçlandırılması gerekiyordu. Fakat bu süre çoktan aşıldı. Saran grup üstüne düşeni yaptı. 5 teklifi imzalayıp gönderdi. TFF cevap vermedi. İhale fiilen akıb akamete uğramış durumda. TFF mevcut yayıncı ile ihalesiz devam etmek isterse bunun için rekabet kurulundan onay alması gerekiyor. Yani bu da olur. TFF ihaleye değil de seçim odaktan diyor. Hayırlı olsun, ne diyelim. Fernando Lucas Martins kararını verdi. Kime verdi? Kararını. Şimdi Fenerbahçe, Trabzonspor, Acun Ilıcalı ve Mauro Sumudikan'ın ilgilendiği Antalyaspor'un Brezilyalı yıldızı Fernando Lucas Martins karar aşamasına geldi. Acun şeye mi alacakmış Survivor'a? Şimdi geçtiğimiz sezon devre arasında Antalyaspor'a geldi. Gösterdiği performansla birçok takımın peşine taktı. Geleceği için de karar aşamasına geldi. Süper Lig'de Fenerbahçe, İngiltere'de Hull City, Suudi Arabistan'da Al Şabab tekliflerine olumlu yanıt vermemiş. Antalya Spor tercihini ilk sıraya almış. Yani ilginç. Maddi olarak Antalya Spor'dan daha yüksek teklifte bulunan Al Şabab, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Hull City'yi beklemeye aldı diyor. 30 yaşındaki futbolcu küçük prizlerin açılması halinde yeni sözleşmeyi imza atacak diyor. Tabi Sumudu Kadaş diyor bir hafta içinde netleşmesi bekleniyor demiş. Ya 4 ayda Antalya Spor'dan 225 bin euro kazanmış. Ve gelecek sezonki sözleşmesinde 600 bin euro yazıyor. İmzaların atılması halinde Fernando'nun maaşına ciddi bir zam yapılacak diyor. Yapsa yapsa ne kadar yapacaklar ki? Yapsa yapsa ne kadar yapacaklar? Onu da çok merak ediyorum. Ben şeyi unuttum ya. William dedik ama William Carvalho ile ilgili de bir duyumum var. William Carvalho için. Kulübü net olarak 8 milyon euro istiyor. Daha düşük bir bedele göndermek istemiyoruz. Diyor arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası bu transfer yattı bence. Ha şu bir gerçek. Jesus istiyorsa 8 milyon euro verilmese de benzer bir fiyat verilebilir. Ama e, en çok ilgilenen gerçekten bizdik. Yani Fulham ve Sporting Lisbon'da oyuncuya teklifte bulunmuşlar. Durum bu arkadaşlar. Gerrit Bey'li konuştuk. Kayseri Spor Teknik Direktörlük için Ömer Erdoğan ve Volkan Demirel düşünüyormuş. Ben Kayseri Spor'a bir şey söyleyeyim. Ya Sergen Yalçın ya Ersun Yanal'ı getirmeleri lazım. Yani Kayseri Spor eğer Sergen Yalçın ya da Ersun Yanal'ı getirirse belli mi olur? Belki ben de kombine alırım Kayseri Spor kombinesi. Özellikle Ersun Yanal gelirse kesinlikle kombine alırım. Yani beni biliyorsunuz ben sözümü yemem. Karakterine uygun Teknik adam da o. Ömer Erdoğan kara oyuyor. Ama kara İtalyan bir adam getirecek. Volkan Demirel. Ben teknik, ben takımların yerinde olsam Volkan Demirel'i yani birinci süper ligde değil de bir alt ligdeki takımların başında denerdim. Çünkü iyi gaza getirebilen bir teknik adam. Şimdi bana gelen bir duyum var. Yani ee, duyum şu şekilde Fenerbahçe'de Jesus Birçok maçı izlemiş yardımcılarıyla birlikte. Hatta U19 maçlarını da izlemiş. Arda Okan Kurtulan'ı aşırı beğenmiş ve hayret etmiş. Yani tamam Arda Güler oynatılmış. Muhammed Gümüşkaya oynatılmış. Bu çocuk nasıl oynatılmaz demiş. Ya bu çocuk A takımda nasıl oynatılmaz? Yani incredible demiş. Incredible demiş. Yani inanılmaz demiş. Yani Arda Okan Kurtulan bu çocuğu nasıl oynatmazsınız siz demiş. Ya bu çocuk tank demiş bu. Ben bunu ilk 11'de bile oynatırım demiş. Ben Samat Dayla, Serdar Dursun'la, Arda'yla Şampiyonlar Ligi şampiyon olurum dememiş. Yani. Şimdi muhtemelen bak Jesus önümüzdeki yıl belli futbolculara süre verecek. Ancak belli futbolcuları da eminim oynayabilecekleri takımlara kiralık gönderip yani hazır hale getirip sık sık da iletişimde bulunup geldikleri zaman kullanma niyetinde olacaktır. Hocam bir yıllık imzalanmış. Allah'ını seversen adamın derdi bir yılı bitireyim gideyim. Şampiyonluk umrunda mı? Tam tersine düşünün. Adamın derdi para olsaydı, adamın derdi başka bir şey olsaydı bir yıllık mı imzalardı? 4 seneyi, 3 seneyi imzalardı. Bana ne lan derdi? şampiyonluk primi olsun. Bana ne? Verin paramı gideyim. E, nitekim onu yapan futbolcularımız da var. Adı lazım değil mi? Yani bana ne derdi? ve benim paramı verin. Ödesini borcunu. Sabahattin derdi. Yani ben şunu söyleyeyim. Futbol aklı Jesus. Ben Jesus kadar bilemem. Bilemem kardeşim. Ben Jorge Jesus kadar futbolu bilemem. Siz de bilemezsiniz. Ben bilirim. Ben önce haddini bil lan terbiyesiz adam. Bilemezsiniz arkadaş. Siz anca oturduğunuz yerden o çöp, bu çöp, şu çöp, şu gelmesin. Ay bu da yaşlı. Ay bunun da bilmem nesi var. Ay bunu istemiyorum. Bunu alsın, şunu alsın. Oturduğunuz yerden Klavye üstünden şunu getirsin, bunu getirsin. Siz, size göre ne var ya? Ben şunu söyleyeyim. Jorge Jesus desin ki, bak gerçekten abartmıyorum, samimi söylüyorum. Samatta, Valencia, Serdar Dursun, Arda Okan Kurtulan yeter. Parayı başka yere harcayın. Madem Samatta'ya bon servis ödenecek, bir buçuğu öden de dört buçuk daha ödenecek, yeter. Ben bunu adam ederim derse benim başım gözüm üstüne. Zerre itiraz etmem, zerre isyan etmem. Ya zerre isyan etmem. Onu da söyleyeyim. Ha şeyi soracaksınız muhtemelen. Ya hocam ee, tamam William Carvalho olmuyor diyelim. Tamam mı? Yani sen olmuyor dedin. Olmuyor diye kabul edelim. Dela Cruz'u alalım. Hem maliyet hem şey. Şimdi Dela Cruz'u bence alabiliriz. Bana kalırsa şimdi Dela Cruz'u alabiliriz. Getirdiğin teknik adama bir bak arkadaşım. Bir bak. Dön de bir bak getirdiğin teknik adama. Şimdi bu adam ya tarihteki çok iyi teknik direktörlerden bir tanesi. Şimdi bu adamın teknik direktörü. Mesela Pavon. Ön protokol imzaladıydı Brezilya ekibiyle. İptal ettirin. Yani iptal ettirin. Gerçi zannetmiyorum iptal olacağını ya. Ondan sonra neydi? Atlan Yanuzay. Değil mi? Atlan Yanuzay. 12 milyon euro piyasa değeri var. İptal ettirin. Getirin. 12 milyon euro piyasa değeri. Kosovalı. <laughs> Al abi getirebileceğim futbolcu. Hocam o da 44 maça çıkmış. 5 gol 3 asist. O da kötü. Ben ona bir şey diyemem. Zaten 44 maça çıkmış. 25 gol 20 asist yapmış futbolcu. Sana yedirmezler de koklatmazlar da. Onu da bir uyanın. Onu da bir ayıkın. Vallahi ben açıkçası bunu söylüyorum. Bu, bunu bilir. Bunu söylerim. Hani ee... Saçma hedefler yerine mantıklı hedefler. Mesela bana kalırsa ben Emre Moru getiririm. Bir şekilde getiririm. 1. Bey'li getiremem. Telakruzu getiririm, hasar parayı. 2. Yanuzayı getiririm. 3. William Carvalho'yu getirmem. Ne para vereceğim? Pavunu getirebilirsem getiririm. 4. Artık git forvetten, sol bekten uğraş dur. Çok güzel bir hücum Di Maria mesela Maria boşa çıkıyor diye biliyorum da o şeye Juventus'a mı gitti diyorlar. Gidecek mi diyorlar? şeyler diyorlardı ya. Dimaria için. O da 34 yaşında gerçi. Siz beğenmezsiniz yaşta diye. Yani 12 milyon euro piyasa değeri 31 maçta 5 gol 9 asist yapmış. 1914 dakika yani 21 maçta 5 gol 9 asist yapmış. Hem de Lig 1'de yapmış bunu. Bir ya asist de Şampiyonlar Ligi'nde. Hani Jesus'san. Şimdi Jesus'luğu gösterme vakti bence. Allah sonumuzu hayır arkadaşlar. Ha Fenerbahçe Beko için Eleyi Okobo diye bir isim vermişler ama Bilmiyorum ne derece doğru. Benim duyumum değil. Ama inşallah iyi bir isimdir. Bunu da vermiş olalım. Beğendirebildin mi videoyu? Beğenecek misiniz? Sözünüzü tutacak mısınız? Abone oldunuz mu? Olmadınız mı? Daha ben ne yapayım? Yalnız sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Fenerbahçe şampiyon olsun. Da varsın kimse abone olmasın. Umurumda değil. Yeter ki Fenerbahçe başarıdan başarıya koşsun. Size bir ödev vereyim ya unutmadan. Didi didi. Ha hocam biliyorum soğuk çay. Berkam var. O değil. Didi Didi. Hocam o değil dedi. Fenerbahçe ve Didi yazın. Araştırın bakalım. Karşınıza çıkan sonuçları yazsanıza yorumlara. Didi ile ilgili. Ya da ben biliyorum hocam Didi ile ilgili şu diye. Bir yazsanıza. Rabbim Didi'den daha iyi bir şans versin. Jesus'a da Fenerbahçe taraftarının yüzü gülsün inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.